Herkese selamlar. En son bir çekiliş yapmıştım ve bu arada kusura bakmayın, bu videoyu 2 gün sonra falan, 2 gün 3 gün sonra falan atmış oluyorum. Çekiliş sürecinin aslında sonucunun sonundan 2-3 gün sonra atmış oluyorum. Yani geciktirdim, kusura bakmayın. Hastane işleri falan vardı, birazcık sıkıntı çıkıyor. Benimle alakalı değil ama olsun, yine de sıkıntı olmayacaktır diye umut ediyorum. Birazcık geciktirdim dediğim gibi. Şöyle çekilişimizi şey yapalım. Toplamda 390 kişi falan katılmış. 40'a yakın kişi elendi bu arada. Kontrol ettiklerime göre evet, 40 kişi falan civarında elendi. Uzatmayacağım daha fazla. Bir kişi bir kişi böyle çekeceğim. Birinci kişiye dediğim gibi 150 TL'lik Steam kodunu, ikinci kişiye ise ne demiştik? 73.000 ruhlu hesap vardı, onu verecektim. Hemen şöyle bir çekilişimizi yapalım. Direkt gitsin abi. Ne çıktı? Konyalı 42 Jojuk birinci asıl talihli birinci kişi oluyor. 150 TL'lik Steam kodu Konyalı 42 Jojuk kankama gidiyor. İkinci 73.000 ruhlu hesapta Esenart 1258 altı klasa gidiyor. Hayırlı uğurlu olsun. Çekiliş yine yapacağım. Hiç şey yapmasın, gözümüz arkada kalmasın. Yine çekilişlerim olacak. 14.000'de değil de büyük ihtimalle 15.000'de falan yapalım. Yaparım. Birazcık ara vermek istiyorum. Sürekli 1000 yaptım. Birazcık böyle rahatlatalım kanalı. Hani sürekli çekiliş de büyüyormuş gibi oldu. Kendi kendine büyümesine izin vereceğim. Her neyse, çekilişleri yine gelecekte olan çekilişlere katılmayı unutmayın. İllaki bir şeyler çıkar ya. Önden şey yapmayın. Umudunuzu kaybetmeyin. Konyalı Jojo'ya gitti ya. Konyalı Jojuk kankam, kaldı mı böylece mailler? Neyse, uzatmayalım daha fazla. Videoya giriş yapalım. Evet, en son normalde ben kabalı tanıtmıştım. Kanala videosunu yüklemiştim. Fakat yarım olarak yüklenmişti ve farkında olamadan sildim yani. Onun render'ı yarım kalmıştı. Niye öyle oldu bilmiyorum. Bazen bilgisayar öyle yapıyordu ama tekrardan kabal videosunu çekeceğiz. Şöyle bir takım hazırlamayı düşündüm bu arada. Mortal Kombat 11 Jade'i katayım dedim yan tarafa da. Emin değilim, yine de kararsız kaldım. Hani kabalı koruması için bir şey katayım dedim. Mortal Kombat 11 karakterlerinden olması İyi olur gibiydi hani. Jade'in şeylerini, pasifini falan kullanırız. Bu kalkandan biz de faydalanabiliyoruz ya. Nerede o? Yok, gerçi faydalanamıyormuşuz. Mortal Kombat 11... yok, faydalanamıyormuşuz lan. Durdu o zaman. Mortal Kombat 11 değil de yan tarafa ne katalım peki? Bilemedim işte, orasını kararlaştıramadım. Quan Chi'yi katsam diyorum. Quan Chi'si çok güçlü hesabın, o yüzden karşı rakibi çok güçlü getirecektir. Bizim kabalımız güçlü değil. Yan tarafı elimizden geldiği kadarıyla güçsüz karakter bulmamız gerekiyor. Güçsüz ama tutabilen, hani öyle bir şey istiyorum da o da çok zor duruyor şu an için. Ne yapacağım bilemiyorum gerçekten. Kararsız kaldım bayağı bir ya. Dark Fate Terminator'ı zaten tanıttık. Diğer Guardian Terminator bu arada alınması çok hani saçma, uçuk fiyatlarda. 170 liraya bir pack açıyorsunuz. 10, hani %10 ihtimalle alınıyor. O yüzden çok gereksiz geliyor bana. Şunu alasım var ama emin olamadım şu anda ya. Bilmiyorum şu an. Ne yapsam diye düşünüyorum hala. Vallahi onu alsak Quan Chi'yi. Karşı taraf bu sefer çok güçlü gelir. Kabalı tanıtırken sıkıntı çeker miyim diye düşündüm. Ama yok ya. Vereyim Quan Chi'yi gitsin abi. En azından bir kere diriliyor yani. Bunun şeyini ayarlasak iyiydi de neyse. Ben size onu hala göstereceğimi söylemiştim ama gösteremedim. Fırsatını bulamadım. Kalkan falan videoları çekecektim size. Onun da videosunu en yakın sürede çekeceğim. Şu aralar sıkıntı olduğu için pek videoya zaman ayıramıyorum açıkçası. Bir dakika, geri dönmem gerekecek savaşa girmeden. Çünkü eşyalarını vermedim. Eşyalarını hemen... Lan bir dur be. Aynı salaklığı gene yapar mı insan ya üst üste? Çık kardeşim. Bir daha çık. Şuradan bir eşya verelim hemen 2 saniye. Ondan sonra kabal abimizin yeteneklerini tanıtalım. Sonra rahatlayalım. Şöyle yan tarafa bu arada kılıç olarak. Kılıç mı vereyim, zırh vereyim bence ya. Zırh versem daha iyi, dayanır gibi. Evet, zırh verelim. Yan tarafta zırhımız kalsın. Tamam, şimdilik iyiyiz. Sıkıntı yok. Güzel. Şeyleri falan fullenmiş bunun. Geliştirilmiş hepsi. Beşli savaşa şimdi girelim. Girdiğimiz gibi de Kabal abimizin yeteneklerinden bahsedelim. Çayımızı da karıştıralım hemen. Hayvan gibi çay sesi geliyordur şu an size. Şimdi. Hadi karış artık kardeş. Soğumuşsun sen, karışmasın. Kabal oyuna girdiği zaman 12 saniye boyunca hızlandırıyor kendini. Şey yapıyor, hız kazanıyor. Ve karşı rakibe dash atıyor. Böyle öne doğru fırlıyor, böyle vuruyor. Hani vuruyormuş gibi bir animasyon gerçekleşir. Onu göstereceğim ben size oyuna girdiğimizde. Mortal Kombat 11 karakterlerinden herhangi birisi sersemleme etkisine uğradığı zaman Mortal Kombat 11 Kabal karşı rakibe böyle bir şey uyguluyor. Bir koşu yapıyor gibi, yine aynı şekilde galiba giriş hareketinden yapıyor ve karşı rakibi stunlıyor, stun'dan kurtarıyor kendi takımına karşını. Karşı rakibi stunlıyor anladığım kadarıyla ve herhangi bir Mortal Kombat 11 karakteri yenildiğinde Mortal Kombat 11 oyuna giriyor ve has şey bir dakika. Evet, giriyor. Girerse yani, giriyor. Girerse
atakları bloklanamazsa öldürücü hasar şeklinde yansıtılıyor karşı rakibe. Yani kullanılması çok kolay bir çar değil. Bir tık sıkıntı bir çar. Hani zorlayabilecek bir şey. Birinci yeteneğimiz karşı rakibi yerine şey yapıyor. Çıkmasını engelliyor. Oyundan çıkamıyor bunu attığınız zaman. Hasar bırakıyor yine aynı şekilde. İkinci yeteneğimiz hasar bırakıyor ve karşı rakibi slowluyor. Yavaşlatıyor. Yavaşlama etkisini uğratıyor. Üçüncü yeteneğimiz de karşı rakibi yine hasar bırakıyoruz ve güç kazanıyoruz. Ekstra kendi gücümüz oluyor. Fist of Strength'ine bakmadım ama çok da gerek değil. Gelelim abi direkt. Karşı rakip. Oha ya. Adaletsiz abi. Quan Chi çok güçlü bizdeki ya. Ben bunlara hiç vuramayacağım ama size karakteri şu an tanıtmaya çalışacağım. Sadece bu adil bir savaş olmayacak bizim için. Çünkü kabalımız güçlü değil maalesef. Şu an için güçlü değil. Evrim 1 olduğu için bayağı sıkıntı benim için. Girelim hemen. Şöyle bir vursam sana kardeşim. Neler yapabiliriz? Seslerde bu arada gene sıkıntı var. Galiba benimle alakalı. Kullandığım programla alakalı olsa gerek diye düşünüyorum. Bilgisayardan çektiğim için seste sıkıntı çıkıyor. Güncellemesiyle düzeltemediler. Birinci yeteneğimizi şöyle hemen bir atalım. Karşı rakibi böyle kaydırıyoruz. Kabal girip çıkarken nasıl vuruyor size onu da göstereceğim. Liu Kang ile girelim bakalım. Ama yenebilecek miyim emin değilim bu arada. Karşı rakip çok çok güçlü. Ve şey Bone Shield'ı falan da var. Ciddi anlamda sıkıntı çıkartabilecek bir olay bu. Şöyle yapalım bir. Quan Chi'ye gireceğim. Bir saniye. Tamam vurdum, güzel vurdum. Kalkanı var mı onu bil. Bone Shield 2 kere çalıştı bu arada. Öyle bir saçmalık var mı ya? İki kere Bone Shield çalışır mı abi bir savaşta? Salak mısınız siz? Yani bayağı saçma ya baktığınız zaman. Şunu bir vur bakayım. Sen Grandmaster'sın değil mi? Bir de Allah sizi kahretmesin. Kolay da ölmüyorsun. Gene Bone Shield'ı çalıştı. Üçüncü kez çalışıyor Bone Shield. Bayağı iyi oğlum. Müthiş yani. %500 mü yaptın? Şerefsiz abi. Ne yaptın bu etkisine? Tamam. Gene ölümsüz karşı rakip. Dur bakayım. Vurmasını bekledim bu arada. Karakteri değiştirmem gerek. Yoksa etini katacaktı. Bone Shield'ınız artık çalışmasın lütfen. Şunu vurayım be. Çalışma oğlum. Vurdum. Çalışmadı. Standa kaldı. Güzel. Bone Shield'dan dolayı. Aha tamam. Kendimizi koruyalım şimdi. Bayağı bir zor savaş olacak bizim için bu arada. Kabala girip bunun işini bitirebilirim ben. Bakın girdiğimizde karşı rakibi böyle stunluyoruz. Kabalı gördünüz değil mi? Karşı rakibe doğru bir atıldı böyle. Of, animasyonumuz da gerçekleşti. Yok muydu ya bir brutalite atması? Brutalite kartımız yok o yüzden atamıyor. Tek yedik bu arada fark ettiniz mi bilmiyorum ama bayağı bayağı tek atladım. Şöyle Quan Chi'ye girelim. Bu rakibi artık oyundan silelim abi. 72.000. Çok da güzel vuruyoruz. Kabal'ın birinci yeteneği orada şey yerden tekerlek fırlatıyor. Tekerlek diyorum ben onlara. Karşı rakibi deşiyor ve yerine sabitliyor. Yani vurduğumuz rakip oyundan çıkamıyor. Şu an karşı rakip gene hayvan gibi güçlü. Çok adaletsiz şu an abi. 112.000 geldi diye karşı verdiği rakibe bakın. İnanılmaz dengesiz yani şu an. Baksana ben de 7.000'lik karakter ver abi ya. 35.000'lik, 24.000'lik, 25.000'lik karakter veriyorsunuz. Saçmalığın daniskası yani o yaptıkları. Çok sıkıntı ya. Şöyle girelim ikinci yeteneğimizi bu arada atacağım. Kabal'ın ikinci yeteneğini göstereceğim size. Dur bakayım bir. Şunu bir atsak hocam. Dur bakalım oğlum. Çok da vuruyoruz aslına bakarsan da işte. Şöyle gireyim yeteneklerini. Ama yeteneklerini nasıl bir dakika? Bir dakika bir dakika yetenekleri şey olmadı. Kilitlenmedi. Saçmalığa bak hocam. Böyle bir şey yok. Aşırı saçma. Bug mıydı o? Benim giriş çıkış yaptığım zaman. Oğlum. Aa, sakatlanmaya karşı koruyor bu karşı rakip. Oha. O ne ya? O hangi karakterin pasifi? Senin pasifin değildir o. Kartla mı acaba? Özel şeyim mi var? Kartı var galiba bu şerefsiz adinin. Ya da bilmiyorum. Kung Jin'in özelliği olabilir. 5 ataklarını kilitledik gene de. İşte bir yere kadar. Şöyle at hocam. İkinci deneyimiz böyle tutup çat 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 vuruyoruz böyle. Karşı rakibi kaldırıp yere vuruyoruz da. Çok hasar yiyor bizim char. Güzel. Şeyi yine kilitlendi. Galiba kart falan da herhalde ya. İhtimalle yani olasılıkla kilitlenmediğini düşünüyorum karşı rakibin yeteneklerinin. Şunu vurayım da blokta kaldı. Tüh. Kötü oldu blokta kalması. Bayağı kötü oldu. Ama sürekli kilitliyorum özel yeteneklerini. O yüzden bununki kilitlenmedi işte. Bu sonradan girdiği için sıkıntı oldu. Yine Grandmaster Sub-Zero gelmiş bu arada. Bir dakika. O zaman Grandmaster değildi o. Ya da şey buza dönüştü geri geldi. Hatırlayamadım şu an buza dönüşmedi ama Grandmaster değildi o zaman o ya. Allah Allah moruk ne ara unuttuk lan bu ne böyle bizde Alzheimer mi başlıyor? Kardeşim sen de sürekli blokluyorsun bizim şu girişimizi ağzına sıçacağım senin Scorpion ha. Vallahi can sıkıyorsun ya birader. Şunu al bakayım.
83 güzel vurduk. Hop hop. Bir de şunu vurduk mu? Tamam, kalkanını çalıştırdık, güzel. Öldüremez beni. Canım çok fazla. 112.000 canım var abi. Kolay ölmeyeceğim. O yüzden çok büyük sıkıntı yok. Şunu şöyle bir vursam kardeşim. Şöyle bir avansam bir de. %85. Güzel vurduk. Dur bakalım bir. Şunu da vurduk mu sen artık ölürsün galiba. 38.000. Tamam. 6.000 vurdu. Bir şey değil. Güzel. Oh, yine yendik. Şimdi 3. yeteneğimiz kaldı değil mi kaballa? Pasifini falan gösterdim size. Mortal Kombat'ın bir karakterimiz olsaydı nasıl etki gösterdiğini de gösterirdim onu size. Ama yan tarafa Mortal Kombat'ın bir karakteri katarsak bizi düdüklerler abi. Yendirmezler bize. Çünkü sıkıntı. Baksana. Karşıdaki rakibe gelenlere bakın abi. Dengesizliğe bakın. İnanılmaz saçma ya. Öyle böyle değil yani. Şu var diye sırf takımında neler çektiriyor bana bak. Neyse devam. Gel ablacım hemen seni bir tokatlayalım biz. 3. yeteneğimizi atmamız gerekiyor çünkü. Şöyle vursam sana ben. Güzel olur. Canı hiç yetmiyor bile bu arada. Bakar mısınız ya? 90 falan vurduğum için canını neredeyse oynatamıyorum abi. Oysa bana tek attır resmen. Çıkacağım dur. Öldürme gerizekalı karakter. Dur. Frazmış. Adına senin tüküreyim ben. Şöyle bir vuracağım. Bir saniye. Aslında belli bir süre blokta kalsam. Zaten Quan Chi'nin pasifi bitti. Şöyle vuracağım. İndeteneyim direkt atsam mı buna ya? Bilemedim şu an. Çünkü öldürecekler yani beni atmazsam. O da bir tık sıkıntı. Şöyle blokta kalalım. Vuralım şuna. Güzel. Yine bloğa geçecektim de geçemedim. Gel abicim. Şöyle bir vur bakalım. Tamam. Şunu da vur hocam. Güzel 30.000 vurduk. Temiz. Şunu bir al bakalım. Çok güzel. Sakin ol, sakin ol. Bir ikinci teneyi bir daha atacağım, ondan sonra çıkacağım. Yalnız tekleme beni. Şunu atayım ben sana, senden nefret ettim ya. Al bakayım bir. Geçtim. Birazcık daha kasacağım. Ölmezsem eğer çok güzel olur. Üçüncü yeteneğim geldi. Çat diye gömdüm abi üçüncü yeteneği ya. Direkt göstermek istedim size. Fata 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 tarıyoruz böyle. Çat. Ayırıyoruz. Ve güm. Yine ikinci yetenekle birleşik gibi aslına bakarsanız. Birinci ve ikinci yeteneğin birleşimi gibi bir şey bu. Güzel de vuruyor ya. İş yapar yani. Kabal aslında şey olsa evrim atlatırsa bayağı iş yapacak bir çar. Ama evrim atlamadığı için şu an güçsüz. Blokta kalacağım da. Üçüncü yeteneği atarsa aynen. Kaç vurur? 60.000 vurur mu ya? Yakın vurur herhalde 60.000'e. Emin değilim tam ama. Geliştirdiyse tabi. Full size üçüncü yeteneği vurması lazım. 115.000 vurdu lan yuh. Oha. Bir de şey kalkanı çok arttı şu anda. 18 falan yiyor düz baksana. Yuh lan. Bitsin artık kalkan. 9'un sürdü. Heh bitti. Bak 118'den 1100'e çıktık direkt. 10 katına çıktı anasını satayım. Şöyle bir vurayım hocam. Tamam. Seni yendik gibi ya. Bloğunu açtın gibi öldün. Hatta açmasan da öldün bu saatten sonra. Kaybol. Güzel. Uf biraz zorluyorlar. Evet biraz zorluyorlar. Sıkıntı çıkıyor. Ama Kabal abimiz güzel abi. Baksana üstündeki yanan şey çok güzelmiş bu arada. Feats of Strength var galiba. Bayağı tatlı duruyor. Devam. Kabal'ın diyorum yani. Arka tarafta yanıyordu ya. Dördüncü savaştayız ve karşıda full diamond takım var. Circle of Shadow iki tane bayağı bir sıkıntı çıkartacak bize. Bir de bunlar full ekipmanlı. Bende bir tane karakterde ekipman olmasına rağmen karşı rakibe verdiği şeye bak. Allah sizi kahretmesin ya. Gel bakalım reis. Şimdi Gaara 25CZ. Senin o ismine sıçayım ben. Kaçırma şansı varmış bu arada. Kaçırma şansı şu an onun üzerinde etkili. Kaballa alakalı bir şey yok. Gel kardeşim. Biraz daha vuracak mıyız? Vuracağız. Tamam. Gerçi kaballa alakalı olmayabilir. Kabanın üstündeki kartla da alakalı olabilir. Tek yedik bu arada. Bayağı tek attı şu anda. Öldün mü? Öldürdü abi. Kabal bu el rahmetli oldu. Yapacak bir şey yok. Çünkü oyunun salak salak eşleştirmesi bunlara sebep oluyor. Maalesef. Ben 37 vuruyorum. Adam bana 150 milyon vuruyor. Bayağı iyi ya gerçekten. Allah'ım yarabbim. Çok sinir bozucu bir durum şu. Bunu bir al kanka. Tamam. İkinciyi de atamadım. Ne yaptı? Tek mi attı? Yuh be. Abi inanılmaz çok vuruyorlar ya. Gerçekten büyük sıkıntı bu arada. Buna geçeceğim. Canımı yenileyeceğim birazcık eğer yenileyebilirsem. Yine 1950 kendime vurdum. Ha bir de bana büründü. Allah kahretsin böyle işi ya. Neyse kabalı gösterdim en azından. Sıkıntı olmayacak da.
Birinci, ikinci, üçüncü yeteneğini gösterdim. Pasifinden de bahsettim de. Yine de sıkıntı abi ya. Kendi karakterimi dövüşüyorum şu anda. Saçmalığa bakın. Ya saçmalık değil de. Güç dengesizliği çok saçmalık. Ona sinir oluyorum ben yani. Tek attı bir de. Ağzına tükeyim böyle oyununda. Üçüncü yeteneğini attı aynen kanka. Yani yani sıç. Ağzıma sıç ya gerçekten. Aptalsınız ya. Gerçekten şu şey Mortal Kombat Mobile'in yöneticileri aptal abi. Görürdüm umarım böyle çıldırırlar beni anasını satayım. Banlayın ha hesabımı. Götünüz varsa banlayın. Hadi. Çok sinir oldum şu anda. Aşırı sinir oldum var ya. Salaklığa bak. Şu takımda yani yenemiyoruz. İnanılmaz değil mi bu? Eşleştirme sisteminize sokayım sizin ben. Gerizekalı köpekler. Hilesi bitmez. Şey bitmez. Sinir oldum şu anda ya. Hile gerçi şu anda kalmadı ama. Bitirdiler. Önceden görecektiniz siz bir de. Var ya böyle şey eski Mortal Kombat 10'dayken. Böyle 11 sistemine geçmemişken o kadar çok şey vardı ki, hile vardı ki 3 oyundan ikisi hileydi anasını satayım, öyle söyleyeyim size yani. O kadar sıkıntıydı. Neyse, umarım video hoşunuza gitmiştir. Kodumuz da ne olsun? 80 olsun ya. 80 verelim bu sefer de. Video hoşunuza gitse beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın.